doldurmasını görüyorsun ya. Ona göre bırakalım. Ona göre bırakıyorsun. Ya bu böyle ikinin üstüne falan çıkıyorsa lanç almış oluyor. Şeyi de kapatıyorsun abi, otu. Ondan sonra bırakıyorsun. Ne oldu? Tepimi boşaltıyorum. Gayet sakin gidiyorduk. Çelik gibi arabaydı. Abi 600 torka yakın bir torkla kalkıyor o anda. Kusura bakma vallahi. Yok estağfurullah abi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size aşiret paket bir pasta çekecek diyecektim ama onu yapmayacağız. Bugün Kutlan abiyle beraber galiba Türkiye'de eşi benzeri olmayan, yani var da çok az olan bir arabayı tanıtacağız yani abi. Yani çok modifiye yapılmamış bir araba diyebilirim bu araba için. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Abi önce biz seni tanıyalım. 42 yaşındayım. Bilgisayar işiyle uğraşıyorum. Bilgisayar yazılımlarıyla uğraşıyorum. Kendi bir şirketim var. Bir şahıs şirketim var. Orada devam ediyorum işlerimi. Arabalara da biraz meraklıyım. Küçüklüğümden beri bir merakım var ekstra. Bu ara biraz şeye de başladım. Araçlarla ilgili yazılım durumlarına. Özellikle bu kendi aracım için, öğrenmek için. Böyle yani kısaca Eryaman'da oturuyorum. Bu daha önce mesela bindiğin arabada da bu tarz farklı mıydı yoksa genellikle buna mı denk geldi diyelim? Ya daha önceki araç benim A200 vardı, AMG. Sıfır almıştım onu 2019. O tabii çok şeydi, hani teknolojik bir araçtı. O yüzden çok ellemek istemedim. Zaten çok ellenecek bir yönü de yoktu. Hani aracın orijinalini bozmak istemedim. Sattım. Benim aklım hep bu arabadaydı. Daha sonrasında bu araca geçtim. Onun öncesi de F30 vardı BMW. Onda da gene yazılım vardı. Downpipe falan vardı. Stage 2 olarak kullanmıştım. Memnundum. Ama bu tabii 4 çeker olduğu için bu biraz daha benim için İyi bir seçenek oldu yani. Passat'ın bu serisi olduğunu pek fazla insan bilmiyor. Çünkü normal Passat'tan var biraz farklı. Evet. Sen bunu biliyor muydun yoksa araştırdıktan sonra mı öğrendin? Biliyordum. Ben bu araç çıktığından beri takip ediyordum. Bunlar zaten koruma arabası olarak kullanılıyordu. Aynen. O yıllarda. Şimdi Audi A8, A6 hani onların arasına da gidip geldim ama fiyat olarak ve şey olarak işte kilometre bazında bu araç bana biraz daha uygun geldi. Bir de eskiden CC falan da kullanmıştım. Hani Volkswagen grubuna aşinalığım da vardı. O yüzden bunu tercih ettim. Bir de bunun hani geliştirilebilir yerleri var. İşte ekranı değiştirebiliyorsun, ne bileyim direksiyonu değiştirebiliyorsun. Hani yeni bir hale getirebiliyorsun aracı. O yüzden bu biraz daha önceliğim oldu işin aslı. Senin o içindeki modifiye seven çocuk daha hala ölmemiş abi. Ölmedi evet. Evet. Vaktim bol olduğu için biraz konularda. Sen tabii bir de evde çalışıyorsun, home office. Aynen. Home office çalışıyorum. O yüzden bir de müstakilde oturuyorum. Arabayı koyuyorum evin önüne. Devamlı işte ne yapayım, ne edeyim. Atıyorum, aynen. O yüzden biraz şeyim var. Küçüklüğümden beri var yani bu merakım. O zaman abi şöyle arabaya dıştan şöyle baktığımız zaman. Senin rengi farklı. Bunu da sen yaptın. Evet. Kaplama var araçta. Normalde gri, gene gümüş gri gibi bir rengi var. Bu mat gri olarak geçiyor. Bunu tercih ettim çünkü ruhsat değişikliği... La kapat lan! Evet abi, ruhsattan alalım. Bunu tercih etme nedenim, dediğim gibi araçta gri olduğu için ruhsat değişikliği olmuyor dediler. Bu da mat gri olarak geçiyor. O yüzden bunu yaptırdım. Bir de orada uygulanmasını da gördüm. Bir Mercedes'te vardı. Hoşuma gitti. Renk abi cidden yakışmış bu araba. Yani şimdi Passat ağır bir araba. Evet. Böyle genç modifiyesi pek fazla yakışmıyor. Rent arabaya daha da böyle bir ağırlık katmış. Güzel olmuş. Evet, evet. Burada dipnot geçelim arkadaşlar. Eğer aracın aynı renginin birkaç tonu matını veya birkaç tonu normal palanda yapsanız ruhsatla alakalı işletmenize gerek kalmıyor. Bunu da söylemiş olalım. Jantlar orijinal zaten. Evet, orijinal Dartford'un 18 jantı var. Bunlar da gene piano bilek olarak boyattım. Onun dışında işte kromajları gene aynı şekilde piano bilek olarak kaplattım. Bunlar normal krom muydu abi? Krom tabii. Normalde hepsi krom. Bu normal Passat'larda, yani düz Passat'larda Highline paketine denk gelir. Aynen. İşte stopları olsun, işte şeyleri olsun, kromajları olsun. Normalde o pakete eşdeğer. Yani şundan sonra da normalde biliyorsun bizim ülkemizde biraz daha düşüğünü alıp sonradan kromaj işliyoruz. Evet, bunu evet. Setleri satıyor, bunu biz de uyguluyoruz. Aynen. Hani senin normal kromu mata çevirmen biraz daha farklı olmuş. Evet. Ya çok parlasını istemedim. Çünkü biraz daha böyle soluk olsun istedim renk olarak. O yüzden bunu tercih ettim. Çünkü çok parlıyor, bir de şey 2015 model. Kromajlar, çizikler falan da vardı. Hem dedim onları kapatırım, hem daha hoş bir görüntü olur diye düşündüm. Zaten kroması da biraz sırıtırdı abi. Biraz sırıtırdı evet, parlardı. Şimdi arkadaşlar aracın içi de özel. Ya ben daha önce de bunu kasa mıydı, B7 miydi? İçi beyaz bir Passat görmüştüm abi. Gördüğümde çok şaşırmıştım. Bunu da sabah gördüğümde baya baya şaşırdım. Yani koltukları için rengi evet. Abi mükemmel.
Peki abi mesela bu 4x4'lerin hepsinde mi böyle içi beyaz, yoksa bu da tamamen opsiyonel bir şey mi? Yani %80'i galiba bu renkte oluyor. Bej olarak geçiyor. Bunun 280'lik benzinleri var. Onlar siyah komple deri oluyor. Bunlar süet ortası. Genelde bu şekilde gördüm ben Passat'ları. Belki vardır bilmiyorum. Çok kayıtmedim yani işin aslı. Bir de arkadaşlar araba cidden normalde de dolu bir araba. Yani 4 motion'a göre ekstra doluluğu var bu aracın zaten. Normal 4 motion standartında olmayan şeyler var. Ekstra olarak alınmış araca. Yani en dolu araç diyebilirim 4 çeker içerisinde. Zaten abi Volkswagen opsiyonlisi çok çok fazla. Evet. Hani tamam Golf'te ve Jet'te de biraz daha farklı ama Passat'a geldiği zaman her şeyle çok rahat bir şekilde almadan oynayabiliyorsun. Tabii. Bu da zaten her şöyle baktığınız zaman ana kimse biraz zevkli bir adammış. Bayağı doldurmuş arabayı. Evet. Böyle arkasına bakalım. Ben abi salon takımının böyle açık renkli olması arabanın için biraz daha ferah göstermiş. Yani siyah olsaydı mesela bu kadar daha geniş durmayabilirdi araba. Aynen. Güzel olmuş. Şimdi bu arabanın zaten dışından böyle tamamen biraz da slipper havası var. Hı-hı. Bu aracın asıl yeri motoru. Bir motor açabilir miyiz abi sana zahmet? Devasa bir kaput. Bunun 3'te 1 kadar bir motor. Aynen. Bunu zaten 4 motion'un şu emme şeyi var ya, onun kırmızı olmasından anlarsın. Açıldığında kırmızıysa 4 çeker bir araçtır o. Güzel bilgi. Bunu bilmiyordum mesela. Evet. Şimdi abi normalde bizim ülkemizde Passat'ı pek fazla yüklemezler. Pek fazla değil, kimse yüklemez. Hele ki yani B8 kasa, son kasaya kimse ellemez. Senin ruh sağlığın buna elleme nasıl el verdi? Onu çözelim. Ya şöyle karşılığı. Ben aldığım her araca zaten bir yazılım yaptırırım muhakkak. Yani benim çok eskiden bir aracım vardı mesela. Ben ona yazılım yaptıramadım, ona üzülmüştüm bayağı bir süre. Volvo 850 vardı T5 96 model. 98 yılları filandı. O zamanlar tabii bu kadar gelişmemişti bu chiptuning işleri. Ya yani onu işte böyle el yordamı, VSK'yi açardık işte. Gevşetirdik filan, öyle bir şey vardı. Belki şeylerde hala vardır, o eski turbolu araçlarda yapıyorlardır belki, o Subaru'larda filan. O zamanlar öyleydi işte, o yıllardan beri merak var ya. Benim aldığım her araç turboluydu. Turbolu olduğu için de direkt yazılım işine giriyordum yani. Aracı alırım, bir hafta sonra direkt yazılım işine girerim yani. Yani şey muhabbeti çok fazla oluyor ya abi şimdi. Ya yazdığın yararlı mıdır, zararlı mıdır? Hı-hı. Araba bir cidden zarar var mı dedi. İnsanlar biraz daha çelişiyor. Hı-hı. Hani model eski bir araba, biraz insanlar korkmuyor. Rahat rahat girebiliyor. Şimdi bu araba yeni bir araba. Motoru da yeni bir araba. Hı-hı. Özellikle olarak da dolu bir araba. Hani sen korkmadan buna girmen enteresan bir olay olmuş. Ya aslında şöyle, eski arabaya yazılım yapmak bence daha riskli. Çünkü motor belli bir noktada gücünü zaten yitirmiş oluyor. Yapılan yazılımda da genelde soft yapılıyor. Yani stage 1 deseler de genelde soft yapıyorlar. İşte nedir o? Enjektörün işemesini arttırıyorlar. Böyle bir işlem yapıyorlar. Bu motorun sağlıklıysa, iyi bir motorsa aslında bir zararı yok. Ama eski bir motor, yani çok yüksek kilometre olsa ben de yapmak istemezdim. Çünkü mutlaka bir yerden bir şey çıkarır. Evet. Zaten şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Yazılım yaptırdığınız zaman firma size önce arabanın kilometresini sorar. Eğer araba, örnek veriyorum, 300 bindeyse o araba yazılım yapmaz. Veya garanti vermez diyelim. Yapsa da az yaparlar. Atıyorum bunun enjektörü %5 açıyorsa onu 1 atarlar, 1.5 açarlar. Sonuçta bunu çok da anlamam mümkün değil. Hani kullanıcı atıyorum 25 beygir artmış olsa bir araç, ya arasındaki fark çok fazla iyi anlayamaz. Dyno'lar da zaten biliyorsun çok %100 netice veren bir şey değil. Yani böyle ufak arttırımlarla biraz daha böyle hantallığını yitirtebilirler ama yani mükemmel bir şey olmaz. Şimdi yazılım deyince insanın aklına böyle inanılmaz bir şey gelecek, bir şey olacak gibi geliyor. Aslında öyle değil. Ya biraz daha hantallığını arttırıyorsun. Nihayetinde o güç kendinde olması lazım. Ya bu araçta şimdi çift turbo var. İki tane ayrı turbo var. Bir küçük, bir büyük. İşte alt devirde küçük çalışıyor, üst devirlerde büyük devreye giriyor. Bu zaten normalde de güçlü. Bunun üzerine yazılım yaptığın zaman bunun için çok bir şey değişmiyor. Yani sıkıntı yaşamıyor. Aynen motor öyle. Olarak. Şöyle yine bir dipnot geçeyim. Zaten abi bilindiği üzere, örnek veriyorum, bir araba üretir 100 beygir olarak motor 100 beygir veriyorsa bu fabrikadan bu 80 beygir olarak bize sunulur. Yani bu zaten bu arabayı biz yazılımla 90 beygir çıkardığımız zaman motoru aslında aşındırmış olmuyoruz. İçine kuvveti biraz da hızlandırıyorsun ya. Aynen biraz öyle. Aslında işi hızlandırıyorsun. Çalışma prensibini biraz hızlandırıyorsun. Yoksa ekstra bir hacim falan tabii ki gelmiyor araca. Ama dediğim gibi yani eski motor, yani yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı. Bence sıkıntı çıkartır. Çünkü zaten parçalar gitmeye müsait oluyor. Bozulmaya müsait oluyor. Üstüne bir de ekstra bir hızlandırma işi yapıyorsun. Güçlendirme işi yapıyorsun. O da bir yerde mutlaka patlak verir. Aynen öyle abi. Ben de öyle düşünüyorum. O zaman abi fazla durmadan, şimdi ben arabanın gidişini falan çok merak ediyorum. O zaman içine geçelim. Bakalım abi. Tamam. Şimdi şu B8'in konforu nasılmış, ona bir hep beraber pardon. Ya fakirlik böyle bir şey. Ölüm şöyle takmıyordum değil mi?
Evet arkadaşlar, aracın içindeyiz. Şimdi ben abi normalde araba bindiğim zaman ilk böyle izlenim olarak bakarım. Bu arabada ilk dikkatimi çeken buradaki saat oldu. Evet. Araba çok teknolojik. Burada bir analog saat koymuşlar. Bence gayet mükemmel olmuş. Evet. Ya bu tarz dokunuşlar benim çok hoşuma gidiyor. Bence de yeni modelde yok zaten, biliyorsun. Passat evet. Yazıyor. Yani bu saat zaten çoğu Passat kullanıcısı bunu istiyor, görmek istiyor. Benim de beğendiğim bir şey. Ben çoğu zaman buraya bakıyorum. Gözüm alıştı. Birçok arabada artık buraya bakmaya başladım. Alışırsan gerçekten şey, kullanışlı da bir şey yani, hem görüntü olarak. Aynen öyle. İşlevsel olarak. Bir de normal olarak hani normal saati de pek fazla bizim millet evet, saat evet. Sevdiğimiz için. Tabii. Aynısını arabada görmek de şu hareketi unuttuk aynen. Yani. Aynen. Artık telefona bakıyoruz ya çoğu zaman. Bunda da öyle. Burada da var zaten. Yani daha çok dikkat çekiyor. Oraya. Gayet şık olmuş. İkincisi de dışarıda söyledim. İçi açık renk olduğu zaman hı-hı. Cidden arabanın içi ferah oluyor böyle. İnsan evet. Boğmuyor araba. Aynen. Bu onlardan bir tanesi. Tabi biraz kirleme konusunda sıkıntı olabilir. Sıkıntı oluyor evet. Özellikle su filan döküldüğü zaman yani zararsız bir şey gibi gözüküyor ama leke yapıyor. Aynen öyle abi, açıkçası. Yani her şey dökülmüş gibi görünebiliyor bir suyun dökülmesi koltukta. Öyle bir handikapı var. Zaten konforuna diyecek bir şey yok. Ya konfor tabii şey, hani ben diğer aracıma göre kıyasladığım zaman Mercedes A serisi tabii yeniydi, araba sıfırdı. Ya ona göre tabii biraz daha şey bu araç, bir de yaylarda da bir soğuk pres durumu var. Yaklaşık 2-2,5 santim gibi soğuk pres yaptırdım. Ondan kaynaklı da biraz tabii böyle bir silkeleme yapıyor ama çok da zarar vermiyor bana. Hani kullanım açısından çok da rahatsız edici bir durumu yok. Abi şimdi dedin ki F30'un da var dedim, Mercedes'in de var dedim. Şimdi Volkswagen Passat'ı da biliyorsun. Şimdi üçü de zaten ezeli rakip firma gibi bir şey. Evet. Üçünü karşılaştığın zaman bir kullanıcı olarak sence hangisi daha caziptir? Mesela konfor olarak, bakım olarak veya genel bütün hatlarıyla. Ya şöyle söyleyeyim. Mercedes şey, BMW biraz daha tabii sürüş odaklı. Daha yere yakın duruyorsun. Ben onu seviyorum. Yere yakın durmayı araç içerisinde. Yani tepkileri falan tabii biraz daha şey, direksiyon tepkisi daha hızlı bana sorarsan. Bunlar biraz daha böyle konfor odaklı düşünmüş ama çok aşırı bir konfor da yok işin aslı. Hani bir Mercedes'in, BMW'nin üst segmentindeki konforu yakalayamamış ama gene o şey var, hani iç hacmin genişliğinden midir artık bilmiyorum. Biraz daha böyle tepkileri daha yavaş gidiyor, direksiyon tepkileri. BMW o konuda tabii biraz daha iyi. Mercedes de aynı şekilde iyi ama tabii bu modele göre değişiyor yani şimdi. Aynen. Genelleme yapmak biraz zor olabilir. Modele göre değişiyor. Ya ben özellikle bu aracı tercih etmemin nedeni hani sıradan bir araba Passat görüntüsü olması ama güçlü olması, bir Porsche Panamera gibi gidiyor olması, görüntü olarak da sıradan bir Passat gibi durması benim biraz daha ilgimi çekiyor. Peki abi, bakım konusunda ağır mı? Şimdi Passat dediğin zaman insanlar biraz daha çekiniyor. Hı-hı. Çünkü bakımı biraz ağır. Volkswagen genel anlamda bakımı biraz ağırdır. Hı-hı. Peki bu araba bakımı sence biraz ağır mı? Ya bakımla ilgili bence ağır değil. Diğer araçlarla hemen hemen aynı. Şöyle hani yetkili servise gidersen tabii bu da yüksek rakamları çıkarsın. Aynen. Özel serviste. Şimdi Volkswagen grubu yani VAG grubu biraz daha bilinen bir araç grubu. O yüzden anlaşılması, bakımı, tamiri biraz daha kolay bana sorarsan diğer araçlara göre. Ya bana öyle geliyor, bilmiyorum. Şimdi bir Audi'ye de gitsen bunu anlıyor. Audi yani bütün gruplara bakıyorlar zaten. Ama bir Mercedes'i BMW'ye götürdüğünde anlamıyor ya da bunu BMW'ye götürdüğünde anlamıyor. O anlamda hani bakım olarak çok bir sıkıntısı yok ya, normal. Gerekenleri yapıyorsun. Tabii. Periyodik bakımların işte yağ değişimi vesaire. Ki zaten abi yani kronik arızalı araba yoktur, bakımsız araba vardır diyoruz aynen, her zaman. Evet. Arabana baktığın zaman ve düzgün parçayı düzgün yerden aldığın zaman herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Çıkartmıyor evet. Ya kronik mesela F30'larda hani benim gördüğüm şey var. Kapı kilitlerinde çok problem oluyor. Onu yaşadım ben. Şu anda 118 de var bende BMW. Yani özellikle şimdi dikkat ediyorum. Onun kapılarında sorun olmasın diye. Çünkü kronik bir durummuş. Onun dışında kronik olarak aklıma gelen, ya bu araçta biraz kroniklik ne olabilir? İşte biraz trim sesi falan veriyor üst taraftan, sunroof'undan dolayı. Bir trim sesi falan oluyor. O da hani zamana bağlı bir durum mu? Ya da araba hep mi böyleydi bilmiyorum.
öyle bir şeyi var. Onun dışında hani arıza olarak, şey olarak herhangi bir şey görmedim bu araçta. Allah'tan olsun. BMW'de yaşadım. Şeylerle ilgili problem yaşadım. Onda da yazılım vardı. Bobinlerle ilgili sıkıntı yaşıyordum. Ama tabii her şimdi sene, bir sene bir bobin gidiyordu yani. Burada şöyle bir şey var. Biraz da nasıl kullandığına bağlı. Yani Passat insanı kullandığı zaman pek fazla basmıyor. Evet. Ama BMW insanı biraz o gaza getiriyor. Biraz gaza daha getiriyor. Devri yüksek aynen. Devirlerde kullanmaya başlıyorsun. Ya bir de 1.6 motor nihayetinde öyle çok çapı büyük değil. Sıkıştırıyorsun. Ya yani ona mesela ben bastığım zaman böyle bir balata kokusu, plastik kokusu alırdım. Ya bunu da öyle bir şey almıyorsun mesela. Hızı seviyor musun abi bu arada? Ya yüksek hızlarda gitmeyi çok sevmem. Hı. Ama hani böyle kısa mesafeli kalkışlarda onlar hoşuma gidiyor işin aslında. Yani kısa mesafede hızlı arabaları sevip de Passat'ı tercih etmen yani biraz evet, farklı oluyor. Biraz aslında şöyle, bende Polo GTI de vardı. Hı. O da aslında bu işlere biraz yatkın bir araba. Bayağı yatkın bayağı. Bunu tercih etme nedenin 4 çeker olması. Yani kalkışta biliyorsun sonuçta tekerler basacak ki gidecek. Şimdi araba ne kadar güçlü olursa olsun, F30 mesela o da güçlü bir arabaydı. Yazılım işte downpipe stage 2 moduna gelmişti, yaklaşmıştı. Ama dediğim gibi şimdi sarıyor araba, gitmiyor, gidemiyor. Hele yağmurlu havada imkanı yok, gidemiyorsun. 4 çeker olunca tabii yani hem viraja girişler olsun hem normal kalkışında olsun daha avantajlı. Zemi seçmiyor yani araba 4 çeker olduğu evet. Zaman. Her türlü kalkıyor. Aynen öyle. Tabii 4 çekerin abi kendine göre handikapları var. Yani işte önden evet. Çeker arabayı kullandığın zaman veya arkadan çeker bir araba kullandığın zaman kontrol etmen biraz daha kolay oluyor. 4 çekerin önce alışman lazım. Çünkü 4 çeker işte kayması, viraja girmesi biraz daha farklı oluyor. Çift olarak kaydığı için. Tabii tepkisi farklı. Aynen. Yani arkadan itiş gibi değil. Tepkisi farklı oluyor. Kaydığı zamanki tepkisi de farklı oluyor. Ama şey güven veriyor ya. Yani arkadan itişli araba hakikaten korkuyorsun ya kullanmaya. Özellikle yağmurlu havada. Ya o kadar yazılım yapıyorsun, şey yapıyorsun. Ya diyorsun bir de her seferinde farklı tepki de verebiliyor araba. O anki hava durumundan mı artık, hava koşulundan mı? Ya bazen bir anda çıldırıyor, bazen geç tepki alıyor, bazen vites atıyor, atamıyor filan. Öyle durumlarda yaşayabiliyorsun. Biraz tabii araca alışmaya da ilgili. Gerçi 3 sene kullandım ben o arabayı ama ya buna daha kolay adapte oldum. Bu yani birçok arabaya benzer sürüş durumu olduğu için yani bir Skoda'ya da binsen atıyorum, bir Seat'a da binsen aşağı yukarı aynı şeyler. Bunu sadece bastığın zaman ya da işte viraja girdiğinde ani ivmelenme, ani hareket yaptığında anlıyorsun. Aradaki farkı, o ağırlığı o zaman hissediyorsun. Kullanım biraz daha basit. Yani şey, kullanılabilir tabii. Anlamda. Tabii tabii. Bunu yani şey de öyle derler abi. Nissan R35 var ya. Hı hı. Çok hızlı araba, efsane araba. Hı hı. Ama mesela yani izlediğimiz zaman inşallah biz de bir gün çekeriz. Buna da Volkan'a selam olsun. Her şey çok iyi ama diyor ki herkes kullanır bu arabayı diyor. Evet, evet. Çok kuvvetli ama diyor hani kullanması çok basit bir araba diyor. Aynen. Onun gibi bir şey yani. İşte BMW'de öyle olmuyor şimdi. BMW bir de geri yakın lazım. Ya. Bir de yay falan da takmıştım. Şimdi arabayı bir sene verdiğin zaman hani böyle bayağı uçacağım kaçacağım moduna giriyor içine girince falan. Öyle bir hava veriyor. Ya bunda normal kullandığı bir aynen. Araç durumu var. Duruşu, oturuşu, pozisyonu. O yüzden ürkütmüyor yani bu arabayı. Şimdi abi sen bu arabayı yükledin. Manuel olsa herhangi bir sıkıntı yok. Manuel? Bunların manuel var mı abici? BSG'de hiç yok. Yok, ben görmedim. Hiç görmedim. Peki DSG yüklemek, DSG çünkü çok güzel bir şanzıman sistemi. Aynen. Ama aslında çok sıkıntılı bir şanzıman sistemi. Bunu ayarını iyi yapmak ya, lazım. Evet, aslında şöyle. Bilmek lazım DSG'yi. Tabii tabii. Ya tabii kullandığın aracın DSG'sini bileceksin. Şimdi bunda DQ500 var. Bu 1000 torka kadar dayanabilecek güçte bir şanzıman diye okudum. Islak tip DSG'ler her zaman daha iyi soğuttuğu için daha sağlam yani uzun ömürlü. Kullandığın aracın tabii şeyini bilmen önemli. Hani hangi modelini kullanıyor DSG'nin. Yani kuru kavramalarda sıkıntı tabii çok oluyor. Özellikle işte yazılım sonrası ne bileyim mekatronik kısmında kaçırabiliyor. Kaçırma durumunu daha çok yaşar. Ya ben bunda bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık bir sene falan da oldu. Ama dediğim gibi hani şanzımanı hani hangi tip şanzıman olduğunu bilmek lazım. Tabii. Ona göre biraz kullanmak lazım gibi geliyor. Basabiliriz abi zaten. Tepkisi güzel de arabanın. Sporta. Sporta mı var? Şurada. Şeyde yaparız ya. Kalkışta.
cidden gidiyor. Ama Passat'a gitmesi pek etik değil abi ya. Ya Passat dediğin arabayla %120'de normal gidersin yani. Yani basından hızlanan Passat mı olur? İşte o normal standart 1.6'lar falan ya da işte 1.5'ler falan ki sağın dönüm. Aynen abi yine konuşacağız. Yaratıcıyor yani. Enteresan bir araba ya abi. Evet. Yani işte birkaç kez söyleyeceğim ama yani Passat'ın gitmesine pek biraz alışkın olmadığımız için tabii, aslında doğru. Bir Scirocco, bir Golf bundan daha da iyi hızlama anlamında ama evet. İşte Passat'ın bu kadar yani 1700 kilo bir arabanın hı-hı. böyle ivmelenmesi cidden şaşırtıcı bir durum. Şimdi dizel olduğu için tabii alt devirler daha yüksek. Aynen. Bunda şey olarak tork olarak işte 1750 ile 2300-2250 civarında veriyor en yüksek torku. Zaten benzinli araba, dizel araba arasındaki fark da o. Hani yüksek devirlerde benzinli biraz daha ön plana çıkıyor ama bu da tork artıp yani beygirde olduğu için oradan bir kaybı olmuyor. Asıl canlı tabii daha düşük devirlerde gerçekleşiyor bu araç için. Peki burada gösterge orijinal de var değil mi abi? Var. Orijinal de var. Ama bu tabi 176 kava gösteriyor. O da yaklaşık 238 beygire denk geliyor. Ondan sonrasını göstermiyor. Bak bastığın zaman gerçi araç var şimdi de. Onun üstünü göremiyorsun yani gidiyorsa da göremiyorsun. Şöyle biraz küçülteyim. Bak burada bitiyor. Basıyorsun sürekli 240 beygir veriyormuş gibi bir durum var ama daha fazla veriyor aslında. Buranın çalışma sistemi de çok iyi. Hı-hı. Herhangi bir donma, herhangi bir şey yok yani. Evet yok tabi. Normalde bu tarz ekranda biraz evet. sıkıntılı oluyor. Ya böyle şeyler işte Android'de bilmem ne de filan oluyor ya bu tarz hı-hı. ekranlar. Ya ben öyle şeyleri hiç tercih etmiyorum. Etki tepki çok farklı yani böyle hiç. Aynen. Hani fotoğrafını çekeceksen güzel duruyor ama işlevsel kullanım anlamında öyle şeyler yani bu orijinal gibi olmuyor. Abi hiçbir yani zaman. Orijinal işte arkadaşlar yani. Cidden bir de sadece bura çalıştığı ibre küçültüyor, büyülüyor. Kendi içinde harekette. Harekette de var diyor. İşte G kuvveti. Bar burada da var zaten turbo basıncının şeyi. Ben genelde kullandığım işte güç kısmı, turbonun basıncı. Bunları kullanıyorum. Hepsini yerinde değiştirebiliyoruz demek ki. Tabii değiştirebiliyorsun. Şurada bir şey yapabilirim. Ben şey yapacağım abi. Ha? Burada da yapabiliriz, aşağıda bir daha yapacağız. Şey mi? Launch kontrolü mü yapayım? Normal de yapabiliriz. Şimdi bunu sıkıntı. Kullanma nedenim şey. Şimdi launch'ta buradaki barı doldurmasını görüyorsun ya. Ona göre bırakıyorum. Ona göre bırakıyorsun. Araba geliyor gerçi de. Ya bu böyle ikinin üstüne falan çıkıyorsa launch'ı almış oluyor. Şeyi de kapatıyorsun abi, otooltu. Ondan sonra bırakıyorsun. Çok gidemeyeceğiz de. Ne oldu? Sen tahmin etmedin herhalde. Abi ben hiç tahmin etmedim. Ben yani normal kalkarız dedim. Abi 600 torka yakın bir torkla kalkıyor şu anda. Ah. Kusura bakma vallahi. Yok estağfurullah abi. Ben ama iyi olmuş. Aldı. Alır. Vallahi. Ya düşükten de alır da. Şeyde tabi bir anda veriyor. Çünkü belli bir gaz verdiğim için o bir anda kalkıyor. Ben tutunayım da ne olur ne olmaz. Manuelde kaldık ya. Yalnız abi bundan böyle 10-15 kere falan kalsam ben kusarım. Evet, alıyor yani. Biraz rahatsız ediyor ya. Sürerken sen bildiğin için rahatsız etmiyor da şeyde rahatsız ediyor. Sıkıntılı bir durummuş. Aynen. Gayet sakin sakin gidiyorduk. Kedi gibi bir arabaydı. Yani araba vites attıkça şurada böyle baskı hissediyorsun abi. Evet. Bundan yani yanda oturan, arkada oturan biraz aynen. daha fazla hissediyor olabilir. Aynen. Boyun kıran derler ya. Ya vallahi da adamı kırıyordum senin abi. Senin durumuna yani, geliyordu az daha. İsminin hakkını verecekti az daha. Bundan bahsettik. Passat yanmıyor. Yağmurda filan. Yağmur tadı çok. Bu kar da bunu abi şeye. Evet. Quattroförste gideceğim abi bununla. Asfalta göre de değişiyor bazen. Tabii, böyle kaymak gibi asfalt oluyor.
Hiç tahmin etmediğin hareketi yapıyor araba. Ya, bir yönden de sıkıntı abi aslında. Çünkü 4 çeker olduğu için lastiğin biri tutur biri tutmadığı zaman araba biraz daha farklılaşıyor. Şey yapıyor ama adaptif şey de var ya. Dengeliyor mu? Dengeliyor tabii. Yani oraya fazla veriyor, oraya az veriyor falan. Öyle bir durumu var. Böyle bodoslama devamlı 4 çeker gitmiyor bu. Şey var, Haldex mi diyorlardı, öyle bir sistem var. Sürekli quattro gibi 4 çeker yapmıyor. Senin kullanmana bağlı olarak tekerleri devreye sokuyor. Mesela ani kalkıyorsan hepsini sokuyor ya da viraj dönüyorsun. Genel ağırlıkta aslında önden çeker şeklinde davranıyor ama kullanma tepkine göre, yolun durumuna göre, basıcına göre diğer tekerlerde de gücü arttırıyor, bırakıyor falan, öyle bir durum var. Onun yağı falan da değişiyor hatta. Normalde şimdi 4 çeker yağı var işte Haldex diye. Aynı zamanda şanzıman yağını da öneriyorlar mesela. 80 binde miydi öyle bir şey galiba, değiştirin diye öneriyorlar. Onunla birlikte o 4 çeker yağını da değiştiriyorsun. Öyle bir durumu var. Bunun abi ekstra ağırlığı büyük ihtimalle 4 çekerin sisteminden geliyor diye tahmin ediyorum ben. Bana da öyle geliyor çünkü şey, kasa olarak bir değişiklik yok aslında. Aynen. Herhangi bir ağırlık yok. İşte arka ön diferansiyeller tabii olması etkiliyor. Yaklaşık 300 kilonun üstünde bir ağırlık var normal V8'e göre. Aslında tutunabildin mi daha demin arkada? Valla ben de çekmeye çalıştım, sana gönderdim ya. Çekemiyorum, şey geriye gidiyor telefon. Yok abi valla yani. Tutayım diyorum, nereye tutacağım ben de böyle şey, ekipmanlar da yok. Şimdi telefonun olduğu zaman buradan soldan girebilirsin abi, şöyle beklemeyin. Şimdi ben telefonda bana gönderdiğin şeye baktım. Niye hızlanıyor? Evet. Şimdi hani dışarıdan izlediğin zaman içindeki kuvveti hissedemiyorsun. Tabii. Bilmiyorsun. Tahmin de edemiyorsun. Daha demin cidden yani şöyle dursam boynum kırılacaktı. Yani launch kontrolle kalktığın zaman çok şey yapıyor. İşte burada şey var, dedim ya sana konuşurken video çekmeden önce de. Ya DSG'de şu an herhangi bir yazılım olmadığı için araç çok çabuk hani ivmeleniyor, vites istiyor. DSG biraz geri kalıyor. Onunla ilgili aslında bir yazılım yapılması lazım. Yani DSG arkadaşlar şu an isyan ediyor. La kardeş biraz yavaş git diyor yani. Aynen. Ama dediğim gibi bak DSG çok korkutacak bir şey değil. Sonuçta bak Bugatti Veyron'da da DSG var. Aynen öyle. 1000 beygirlik arabaya bu şanzımanı kullanıyor. Tepkileri çok iyi. Yani kararsız kalmıyor. Bir BMW'nin şanzımanı gibi değil yani. Çünkü onu da kullanıyorum ben aktif olarak. Ya bunu, ondan buna binince veya bundan ona inince diyeyim daha doğrusu. Çok şey ya böyle ne oluyor filan diyorsun. Bir sıkıntı mı var filan diye bir düşünüyor. Duruma geliyorum. Alışırsan abi DSG'ye diğer vites yani diğer otomatik vitesler çok geç çalıştığını hissediyorsun yani. Tabii ya abi, geç tepki verdiğini. Şöyle modifiye dünyasında şöyle bir sıkıntı vardı işte. Otomatikçilerle manueller, eski sistemden bahsediyorum. Hı. Tamamen benden ayrılıyordu. Abi DSG bir çıktı, ortalık evet. Karıştı. Aynen. Yani aynen. Manuel seven adam tabii. DSG'den şimdi vazgeçilmez hale ben geldi. Ben de öyle manuel yani otomatik vitesli arabaya araba demezdim yani. Şundan bir 10 sene önce falan tercih de etmezdim. Ama öyle bir duruma geldi ki abi şimdi manuel vites garip geliyor yani burada bir şey oynayıp duruyorsun falan. Ya bir de şey çok zor yani o kadar hızlı vites atabilmen imkansız gibi bir şey ya. Çok şimdi canlı yaktı abi. Böyle bir ya yakar da işte kullanmaya bağlı abi. Şimdi sen kuru kavramalı atıyorum DQ200'e yazılım yaptırıp aracı yüklemeye çalışırsan ya eninde sonunda ya mekatronik tarafında ya mutlaka bir şey olur. Ya bir kere yani bu VAG grubu için hani Volkswagen grubu için söyleyeyim de ıslak kavramalı olmayan şanzımanlı bir araca yazılım yapmak çok akıl kârı değil abi. Ya CC'ler var mesela 1.4 motor. Bende de vardı. Sürekli yağ yakardı. 500 kilometre, 1000 kilometre arası 1 litre yağ koyardım ben o araca. Abi 1.4 motor yapmış. Şimdi görüntü falan tam yazılım atılacak bir hava var arabada. Ama üzer yani o araca yazılım yapsan. Kendisi zaten sıkıntı yaşıyor. Hiç yazılım motor. Tabii canım devamlı yazılım atmışsın gibi yağ yakmalar. Ya onu da nasıl anlıyorsun şimdi? Herkes de olmuyordur doğru da. Hani benim gibi sıkıştıran biri mutlaka bunu yaşıyordur yani. Ama öyle kullanmıyorsan farkına bile varmazsın o aracın. Böyle bir durumda olduğunu anlamayabilirsin yani. Abi çevir sohbet için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Güzel oldu benim için de. Nazarlardan saklasın. İlk oldu. İyi oldu abi. Anı oldu yani. Bizim için de farklı yani bir pas adım böyle gitmesi yani evet. Sakatlanacak dereceye gelmem farklı bir anıydı. O kadar arabayı da pas attı da sakatlansaydım yemin ederim herhalde hayata küserdim diye bilirim. Evet. Arkadaşlar görüşürüz, Allah'a emanet. Hoşçakalın.